Yay burcu kadının birinci özelliğiyle olaya başlayalım bence. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Yay burcu kadının ilişkide kesinlikle ama kesinlikle kontrol bende olsun diyen bir kadın. Bak, 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 bak. Buraya, buraya dikkat. Kontrol bende olsun diyen bir kadın. Şimdi benim Yay burcu akrabalarım var. Yay burcu kadınlarla geçmişte çok gözlemlerim oldu. Ben burada mesela bu maddeyi gördüğümde, erkeklerin özellikle bunu yazdığını gördüğümde kendimi konfirme ettim. Yani dedim ki evet demek ki ben de doğru gözlem yapmışım. Çünkü yay burcu kadını kesinlikle ama kesinlikle kontrol bende olacak arkadaşım diyen bir kadın. Yani bu ilişkiyi ben kontrol ederim. Yay burcu kadının özellikle dominant özelliklere sahip veya ilişkide baskın bir erkekle olduğunu hiç göremezsiniz. Yani neredeyse mümkün değil. Her zaman kontrol edebileceği, <laughs> kendi avucunun içinde tutabileceği tamam mı? Yani özellikle yüzde bir bile olsa daha fazla dominasyonu elde tutabileceği yani erkeği böyle ilişkide istediğini görürsünüz. Böyle yavaş yavaş böyle onu kontrol edecek, yönlendirecek. işte ilişkide diyecek ki bak böyle olacak, şöyle olacak. Çocuk tamam diyecek, tamam hayatım diyecek. Çocuk böyle şerbet olacak, bal olacak yani. Tamam canım diyecek, tamam sen istediğin gibi olsun patron. Başkanım diyecek çocuk. <laughs> öyle diyecek yani. Başkanım tamam öyle olsun başkanım. Reis Tamam reis. <laughs> Bu şekilde. Kesinlikle ama kesinlikle uyumlu. Yani daha ziyade pasif karakterli erkekleri tercih ettiklerini görürsünüz. Şimdi bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi, bak burada yazmışım. Bir kere dominant kadınlar. Yani burada baskın bir dominantlıktan hani bir aslan kadını gibi böyle. Aslan bayağı dominanttır çok net olarak. Yani aslan emreder. Aslan kadın gel buraya der, çocuk gelir zaten. <laughs> Çocuk oradan gelir yani böyle. Bir de önünü deliklemiştir. Aslan kadının önünde öyle. Oo, öyle kolay değil. Şimdi aslanlarda anlatacağım. Şimdi yay burcu o kadar değil. Yay burcu o kadar değil ama böyle o eğlenceli yapısı içerisinde çünkü burada anlatacağım macera perest eğlenceli keyifli hayatı inanılmaz yaşamayı seven bir kadın. Fakat böyle gizli bir yönlendirme isteği bir kontrol altında tutma isteği var. Yani bir aslan kadını kadar böyle muazzam bir dominasyon olmasa da yine de dominasyon var için içerisinde ve baskın alfalarla yani böyle hani vardır ya Böyle yani benim kadının benim yanımda böyle oturur falan onlarla falan yay kadını kesinlikle hayal edemezsiniz çünkü anlaşamazlar efendim. Kesinlikle anlaşamazlar. İlişkide biraz kontrol güç bende olsun. Böyle Sheila vardı eskiden. Himen ve Sheila. <laughs> böyle güç bende olsun diyen bir kadın anlatabiliyor muyum? Şimdi bu en önemlisi sempatik, antipatik değil. Böyle maskülen bir dominasyon değil. Neden? Çünkü her zaman için hayatı yaşamayı seven bir kadın, hayattan zevk almayı seven bir kadın. Bakın burada diğer madde gezmeyi, seyahati özellikle <laughs> seyahat etmeyi, macera perest ruhunu seven bir kadın. Macera perest. Farklı şeyler yaşamayı, işte insanlarla kolay sosyalleşebilmeyi, efendime söyleyeyim bir seyahate gider mesela 100 arkadaş edinmiş.